kulağı sersin. Üstündeki şeyle o uymuş mu içindeki? Ha bir dakika. Ben şey yapmıştım. Nasıl bir moda tarzı ya? Çantada kırışmasın diye üstüme giydim. Şimdi Barış'a başlıyoruz bölümümüze. Bayağı birkaç olmuştu. Gün sonra vizyona girecek olan milyonların merakla beklediği bir filme tepki vereceğiz. Endgame'e galiba. Evet, Avengers Endgame'e tepki vereceğiz. Filmin fragmanlarını tek tek izleyeceğiz ve filmde neler olabileceğini burada seninle birlikte konuşacağız. Tamam. Önceki filmlere ait bol bol böyle spoilers konuşacağız burada. O yüzden önceki filmi izlemeyen arkadaşlarımız tamam, izlemesin. Uyduyu hemen kapatsınlar. Ayrıca izleyicilerimiz de Endgame'le ilgili teorilerini aşağıya ne yapabilirler? Aşağıya yazın. Yazabilirler. Burki! Efendim? 60 almışım muhasebeden. Ne oluyor diyorum ya. 60 mı almışsın? Evet. İyi mi? Evet. Helal olsun. Kalmıştım ben o dersten. Final mi falan vardı? Şimdi finale çalışmama gerek bile yok. Kaç alsan geçiyorsun? 10. God seems like a thousand years ago. Aha benimki. I fought my way out of that cave. Aa ayrılım ya. Realized I loved you. Bu fragman seni tatmin etti mi? Yok. O yüzden zaten biz çok geç çektik bu arada. I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. Bunu çok seviyorum Kaptan Amerika. Keşke o tişörtümle gelseydim ya. Even if there's a small chance. Ay tüylerim diken diken oldu. To everyone who's not in this room to try. Aha benim... Oh, ya ok benim şeyim ya. Ok benim silah aletim, savaş aletim. Çok seviyorum ya. Whatever it takes. Aa kıyafetleri ne kadar güzel. Tam bir çete olmuşlar. Çete mi? Hı. Belal. Evet yine... şey anlamadım. Ay çok kötü oluyorum. Bu da Thor'a yavşıyor. I like this one. Bu mu alıyordu şey Thor'un çekicini? Bu da alabiliyordu eline. Gücünden yok. Ötürü. Gücü evet alabiliyor evet. Ben de öyle diye. Suna. Ben de böyle olmak istiyorum. Ne gibi abi? Tamam yapamıyorum onu. Bu kızı sevdim. Yapamıyorum onu. Atma ama lütfen atma. Yaparsın. Elim kırılır, elim kırılır. Şöyle yapacağım havadan. İşte Thor! Bu kızı sevdim. Bu fragman birçok kişi tatmin etmeyen bir evet. Fragman oldu. İkincisine geçelim. Hatta bayağı dalgasını falan geçtiler o yüzden. Tam gözükmedi yani fragmanda. If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because he killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. Marvel umarım bunlar eline yüzüne bulaştırmaz ya. We gotta finish this. You trust me? I do. I do. Allah. Allah. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Kalbim soluyor. Thanos. Çok heyecanlı. Thanos'u da ilk defa bu fragmanda gördük. Thanos. Ya bir şey diyeceğim. Geri dönemiyorlar galiba. Ha? Ne olacak? Ay sus çok üzülürüm şu an. Nasıldı? Güzel zaten izledik yani. Peki 5. izliyoruz şey, falan. İzlemediğiniz bir şey izleteceğim şimdi. Ha. Fragman değil ama filmde yer alan bir sahneyi yayınladılar. Bir hemen ona bakıyoruz. Tamam son. Abi. He used the stones again. Hey. We'd be going in short-handed, you know. Look, he still got the stones, so. So let's get him. Use them to bring everyone ya back. Ya sen çok zekisin ha. Yeah. Just like that. Even if there's a small chance that we can undo this, I mean we owe it to everyone. Daha sürekli aynı şeyi söylüyor kadınla ya. Odadaki olmayan herkese borçluyuz diyor. Differently than it did before. Because before you didn't have me. Hey, little girl. Everybody in this room is about that superhero life.
And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time? There are a lot of other planets in the universe. And unfortunately, they didn't have you guys. Sus lan! Sinir oldum ben Kaptan Marvel'a. I like this one. Bu kızı sevdim. İyice kaptırdım. Let's go get this son of a bitch. Aa, küçük çocukla yazıyor bunu. Bırak, ne yapıyorsun? Ne yaptın be? Bipli bipli alt yazılar. Ne yazmışım? Selmam. Ne dedi Batuhan? Yazıyor aşağıda. Ne yazıyor? Şu diyor. Enerjilikleri diyor. Şu diyor. Şu aklayalım diyor. Hayvan mısın? Sen? Ne, onu koymayacaksın sanki. İyi. Şimdi ilk olarak Infinity War'la başlayacağız. Aha. Tamam mı? Tamam. Bu filmin sonunda kahramanlarımız ne oldu? Hepsi buharlaştı. Kuma dönüşü bir şey oldu. Kahramanlarımızın yarısı buharlaştı, toza evet. Dönüştü, işte kuma dönüştü. Bu sahneyi izlediğinde neler hissettin? Çok üzüldüm. Çünkü sevdiğim şeyler de gitti. Hani bekledim, şey bekledim böyle. Rüyaymış, bir anda geri gelecekler falan. Yo, bildiğin yok oldular yani yarısı. Ben çok beklemiyordum. Evet. Ben şey olmuştum böyle, yok yok, hayır hayır, falan böyle. İnanamadım yani, çünkü ikinci filmde yok olur sonra toparlarlar diye düşünüyordum ama Infinity War'da yok olunca böyle inanmak Benim istemedim ki. Abi ah çok evet. Kötüydü ya, çok kötüydü. Thanos taşları kullandı evet. Filmin sonunda ve yeni filmde artık filmin orijinal adlı süper kahramanını izleyeceğiz. Peki filmin başında sence kahramanlarımızın durumu nasıl olacak? İlk olarak neler yapacaklar sence? Nasıl bir adım atacaklar? Nasıl bir soru ya? Nereden bileyim abi? Abi tahmin, teori. Thanos'a karşı peki ne yapacaklar? Thanos'a karşı bence hiçbir şey yapamazlar. Böyle mi? Önce böyle izlerim ya. Şey yapıyorlarmış, altısı birden böyle. Yok olmuyor ya. Yok ya. Olmadı yani, anladın mı? Thanos'un nerede olduğunu bulmaya çalışıyor olabilirler. Ki şeyde geçti ya, işte taşları tekrardan kullanmış falan. Büyük ihtimal o bir enerji yaydığı için onu tespit etmeye çalışacaklar falan filan. Nasıl bir organizasyon içinde olacağını düşünecekler. Bence şöyle olabilir, bak fikir yürütüyorum. Taşları alma olayına girişecekler. Eğer ki aralarından şey taşını alırlarsa, bu zamanı geri döndürme taşını alırlarsa herkes geri Aynen. gelecek ki benim bildiğim çizgi şeyinde, romanında herkes geri geliyor. Yeniden plan yaparlar ama böyle biraz hani dağılmışlar, kazanamayız havasına girerler. Sonra bir yiğit çıkar der ki hayır bakın o kız neydi onun ismi? Kaptan Marvel. Amerikalı. Hayır. Hayır. Kaptan Marvel. Marvel Kaptan... miydi? Kaptan... Ne kadın ismi ya? Neydi ya? Ne bileyim? Kaptan Marvel, Kaptan Marvel. Ya bilmiyorum. Bence... bilmiyorum ama şöyle olabilir. Bir kere hepsi bir yıkıkları oynayacaklar. Ondan sonra şeyi çok merak ediyorum. Kaptan Marvel'la nasıl bir araya gelecekler? Ama Kaptan Marvel'ı açıkça söylemek gerekirse hiç sevmedim. Niye? Hiç sevmem çünkü çok egoist duruyor ve... Filmi izledin mi? İzledim. Ben... Orada da sevmedim ablayı. Çok güçlüymüş ama. Çok güçlüymüş. Ve ona sinir oldum zaten, ne yapıyor? Iron Man'le Thor'un elini böyle çok rahat tutabilecek bir kadın diye çok sinir oldum. Thanos'u alt etmek için en büyük teorilerden bir tanesi geçmişe gitmek. Setten sızan görüntülerde kahramanların ellerinde kuantum saati olduğu gözüküyor. Şuradan hemen sana. Göstereyim. Birazcık duygusal konuşsalar. Thanos'a karşı. Sen ya, kızını öldürdün be. Ya abi böyle yaptın? Bak, sen bir babasın evet, be. Evet sen bir babasın. Baba yüreği bunu nasıl yapar diye. Böyle bu setten sızan görüntüler. Geçmişe gidecekleri neredeyse kesin gibi. Sence geçmişe gidip ne yapacaklar? Niye geçmişe gidecekler karakterlerimiz? Kızı gibi bir şey vardı. Öldürüyordu evet. Sonuna galiba. Orada bir şey olabilir aslında. Bir yıkım yaşamış orada. Oraya dönüp belki bir şey değiştirebilirler gibi düşündüm. Ya şey, onun zayıf haline gidip ama öyle yapacaklarsa taşları almadan önceki haline giderler yani. Doğru, o da olabilir aslında. Ne bileyim, orada bir hikaye çıkabilir diye belki ona dönerler. Film sonuçta yani. Bir süre evren görmeyecek miyiz 3 tane farklı? Görecek miyiz? Öyle bir şey deniyor. Tamam. Zaten öyle olursa benim kafa mindfuck olacak. Ben filme bir daha gitmek zorunda kalacağım. Öyle bir şey olursa o zaman farklı... Ya çünkü şey olayları var. Buradaki Iron Man'le şey gösterilen trailerlarda birinde mesela çok yaşlı, uzay gemisinde olan. Yaşlı. Diğerinde saçlarının rengi falan farklı. Sonra Natasha. Natasha kızıl abi, sonra sarı. Daha kısa saçları. Bunların hepsi farklı evren demek. Bunları nasıl birleştirecekler hiçbir fikrim yok.
Şöyle, Ant-Man'in filminde sonunda biterken Ant-Man kuantum şeyine indi. Tam o arada Thanos parmağını çıklattı. Dışarıda kuantum yerinden çıkaracak olan kişiler öldü büyük ihtimalle. Orada bir zamanda yolculuktan bahsediyordu Ant-Man. Belki de Ant-Man sayesinde bunu kullanıyorlar. Olabilir. Çünkü kuantum olayı zaten Ant-Man'da. Aynen. Yani. O büyük ihtimal bulacak. Geldik güzel soruya. Şimdi Thanos'un abi alt edilmesiyle ilgili internette en yaygın olan teori şu. Ant-Man biliyorsun küçülüp büyüyebiliyor. Küçülerek Thanos'un popo deliğinden içeri girer. Amını duydum. Ve sonrasında büyür. Ant-Man küçülerek Thanos'un popo deliğinden içeri girer. Abi bunu duydum. Ve sonrasında büyür. Niye popo deliği kardeşim? Kulak, burun, ağız varken. Onun yerine eldiven içine girse de pislik bulaşması herif ve eldivenle birlikte gitse hepsi. Eldiven patlasa yani. Canım, her evren yok burada. Ağzına girsin, ağzını patlarsın. Niye popo deliğinden giriyor? İğrenç. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Neden olmasın? İğrenç, ne yapıyorsun ya Burak? Abi iğrenç ne? Evrenin yarısını yok edecek adam. İğrençliği mi var burada? Kulağından girsin, neden illa orada? Bilmiyorum, teori bu şekilde. Ben sana bu teoriyi söylüyorum şu anda. Mantıklı değil mi sence? Hayır, hiç beğenmedim. Midesi kaldırmaz herifin de yani. Ha değil mi? Tam dünyayı kurtarmak bir yana ama ben de... O kadar da değil. Dünya mı adamın götü mü yani? Ben de... Dur, dünya mı adamın götü mü? Tam şey olmadı bir dakika. Dünya mı benim... Oğlum, evren anasın. Evren mi? Evrenin yarısı gibi. Tabii ki midem yani. Baba batsın dünya, ne yapayım yani? Yani zaten yenme ihtimalleri milyonda bir falan ve her şeyi mesela düşünmeye çalıştığımda atıyorum. Diyorum ki gittiler atıyorum tam alt ediyorlar. Zamanla geriye döndürebilir. İşte bir şey yapabilir. Çünkü hani çoğu taş onda, hepsi onda olduğu için. Ama nasıl yenerler? Ya büyük ihtimal yine zorlu bir şey olacak. Hani böyle bayağı uğraşacaklar falan filan. En sonunda böyle ucu ucuna kazanılacak. Ama nasıl alt ederler onu bilmiyorum. Biraz da hani Marvel'ın hayal gücüne kalmış bir şey. Son olarak geldik spoiler konusuna. Özellikle Infinity War filminde çok büyük sıkıntı olmuş spoiler. İşte filmin en sonunda evrenin yarısının ölüyor olması, kahramanların ölüyor olmasını her yerde gördük. Twitter'da da gördük, Instagram'larda da paylaşıldı. Siz spoiler almış mıydınız mesela Infinity War'a gitmeden önce? Ben gitmedim zaten. İzlemedin mi? Sonra izledim, torrentten izledim. Yok hayır, torrentten izledim. İnternetten izledim. Ne var lan? Çok bir şey değişmedi yani. Torrent filmi. 720p. Film izle. Aynen. Oradan izledim. Peki sence bu filmi birkaç gün ya da birkaç hafta sonra izleyecek olan kişiler bu spoiler olayından nasıl korunabilirler? Ne yapmaları lazım sence? Abi mümkünse sokağa çıkmasınlar. Sokağa çıkmasınlar. Abi yok, benim gibi bir arkadaşınız varsa kesin veririz zaten. Hakikaten ya. Sen ilk gün izliyordun. İlkin ilk seans. Diyorum yine koysam mı birkaç video. Evet, sen koymuştun bir de, gerizekalı. Abi after credit'i koydum ya. Toz yapma. Olurken insanları gördünüz, zaten olacaktı. Peki mesela bu filme gidecek, işte 2 hafta 3 hafta sonra gidecek olan kişiler spoiler'dan nasıl korunmalı? Korunamayacaksınız, sen de korunamayacaksın. Nasıl korunamayacaksın? Hiçbir yolu yok mu yani bunun? Yani Instagram'a keşfete falan girme mesela, Twitter'a girme falan. Bilemiyorum ya, ben seviyorum spoiler. Yani ama bu çok da önemli. Mesela benim sonunu diyorsun. Söyleme, anladın mı? Mesela de ki, İşte Spider-Man geri gelecek. Sevinirim. Bu. Sevinirim, anladın mı? Evet. Ama mesela Thanos'u şöyle yok edecekler. Sıkarsın. İzlemem film yani. Peki, tamam. Gözün sonuna geldik. Bay bay. Bir dakika, çoraplarını göstermedin. Hadi. Marvel yazıyor üstünde. Ha, bu bölüm için giydim. Vay vay vay. Marvel yazıyor, Marvel. Lestim. Marvel. Güzelmiş. Evet, bitti bölüm. Çık gidiyoruz. Rica ederiz. İğrenç teorilerinde gönlünüze renk kattı. Teori yok abi bende. Evet, yok hakikaten. Dümdüz izliyorsun yani. Evet. Spoilersız, güzel bir film olsun hepimiz için. Spoiler vermeyelim arkadaşlar. Kaptan Amerika ölüyor. Zehretmeyelim insanların zevkini. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Pardon. İğrenç bir çıkış oldu gerçekten. Yani.